Stephen Zweig Kaçak 1918 yazında bir balıkçı Villeneuve adlı küçük bir İsviçre kasabasından pek de uzakta olmayan Cenevre Gölü'nde teknesindeyken suyun üzerinde olan dışı bir şey gördü. Yaklaştığında kapıca birbirine bağlanmış dallardan oluşan bir sal olduğunu gördü. Üzerinde çıplak bir adam beceriksizce bir kalas yardımıyla kürek çekmeye çalışıyordu. Kürek çeken adam üşümüş ve yorulmuştu. Şaşkın balıkçı adama acıdı ve tir tir titreyen adamı kendi teknesine aldı. Sadece balık ağı vardı teknesinde ve onunla adamı sarıp sarmaladıktan sonra adamla konuşmaya çalıştı. Ama adam teknenin dibine sindi, korkuyla ve balıkçının tek bir kelimesini bile anlamadığı bir dilde konuştu. Bunun kötü bir fikir olduğunu anlayan balıkçı bu işten vazgeçip kontrol etmek için geldiği ağı çekti ve karaya doğru hareket etti. Tam vakti aydınlandığında sahilin hatları giderek grileştiğinde çıplak yabancının yüzü sevinçle aydınlandı. Gür ve düzensiz bir şekilde büyümüş olan bıyık ve sakalın altına yara gizlenmiş büyük ağzı bir gülümsemeyle aralandı. Kıyıyı gösterirken durmadan bir kelimeyi yarı sorgular yarı coşkulu şekilde tekrarlayıp durdu. Rossiya. Tekne karaya yaklaştığında ses tonu daha güven ve neşe dolu çıkıyordu. En sonunda teknenin omurgası kıyıya değdi. Gece tutulan balıkları karaya çıkarmak için koşturan balıkçının ailesindeki kadınlar korkuyla dört yana dağıldı. Tıpkı çıplak Odysseus'u görünce Nafsika'nın bakire arkadaşları gibi. Balıkçının gölde bir yabancı bulduğuna dair haberler hemen yayıldı. Diğer erkekler de kıyıya akın etti. İçlerinde bu küçük beldenin başkanı da vardı. Bu kıymetli, kendini önemli biri olarak gören, ağırbaşlı adam 4 yıl süren savaş boyunca merkezden gelen tüm talimatlara harfiyen uymuştu. Bu yabancının Gölün Fransız kıyısından geldiğine inandığı için resmi bir soruşturma yapmaya çalıştı ama bu çabası aşılmaz bir engele çarptı. Birbirlerinin dilinden hiçbir şey anlamıyorlardı. Yabancıya yönelttikleri tüm sorular onun sürekli sorduğu şu soruyla karşılık buluyordu. Rosia, Rosia. Hiç durmadan bu kelimeyi yineleyip duruyordu. Bunda başarısız olduğu için biraz canı sıkılan başkan, mahkeme binasına yürürken yabancıya onu takip etmesini emreden el kol hareketleriyle gösterdi. Adamın etrafını saran küçük çocukların bağırış çığırışları arasında çıplak ayaklı adam üstüne bol gelen kıyafetleri içinde denileni yaptı. Ve mahkeme binasına girince adamı gözaltına aldılar. Hiç itiraz etmedi. Ağzından tek kelime çıkmadı ama yüzü kederle gölgelendi ve sanki biri ona vurmuş gibi korkuyla iki büklüm oldu. Balıkçının sıra dışı avı komşu otellerde de duyuldu. Hali vakti yerinde onları bir saat de olsa eğlendirecek bir haber duymak için can atan konuklar bu yabancı adamı görmek için akın akın beldeye geldi. Bir kadın adama şeker uzattı ama adam bir maymunun şüpheci içgüdüleriyle hareket eder gibi onlara elini bile sürmedi. Bir konuk resmini çekmek için geldi. Bu sokak gösterisinin etrafına toplanıp hepsi canlı bir sohbete koyuldu. En sonunda büyük otellerden birinin müdürü oraya geldi. Adam pek çok yer gördüğü ve farklı yerlerde yaşadığı için bir sürü dil biliyordu. Şaşkınlıktan ve heyecandan aklını kaçırmak üzere olan yabancı adamla bir sürü dilde konuşmaya çalıştı. Almanca, İtalyanca, İngilizce ve en sonunda Rusça. Rusça ilk kelimeyi duyduğu anda zavallı adam ürktü ve elini yüreğine götürdü. Kaba saba ama uyusal yüzü kulaklarına varan bir gülümsemeyle yarıldı. Hemencecik başına gelenleri anlatmaya başladı. Uzun ve kafa karıştırıcı bir hikayeydi ve tercüman anlattıklarının büyük bir kısmını anlamakta zorluk çekmişti. Ama özetle adamın hikayesi şöyleydi. Rusya'da savaşıyordu. Bir gün o ve binlerce insan bir vagona doldurulup trenle çok uzun bir yolculuk yapmıştı. Sonra hepsini bir gemiye doldurmuş ve yine çok uzun bir yolculuk yapmışlardı. Denizleri aşmışlardı ve hava öyle sıcakmış ki sıcaklık kemiklerini eritmişti. En sonunda karaya çıkmışlar, bir tren yolculuğu da ve hemen trenden indikten sonra bir tepeye saldırmak için gönderilmişler. Bu savaş hakkında diyecek pek bir şey yoktu çünkü daha savaşın başında bacağına bir kurşun yemiş ve düşmüştü. Müdürün cümle cümle tercüme ettiği hikayeyi dinleyen insanlar bu adamın Rusya'nın bir yerinden olduğunu, Sibirya'dan geldiğini ve Vladivostok'tan gemiyle Fransa'ya gönderildiğini düşünüyorlardı. Merakları merhametle karışmıştı ve herkes onu buraya getiren bu sıra dışı yolculuğa nasıl başladığını bilmek istiyordu. Samimi ama kurnaz bir gülümsemeyle Rus, hastanede yatarken Rusya'nın nerede olduğunu sormuş ve memleketine bu yol üzerinden gideceği söylenmişti. Yürümeye başlar başlamaz oradan ayrılmış ve güneşe ve yıldızlara bakarak evine doğru yola çıkmış. Geceleri yol almış ve gündüzleri devriyelere görünmemek için samanlıklara saklanmış. Yemek olarak bulduğu meyveleri ve sağda solda dilendiği ekmekleri yemiş. En sonunda 10 günlük yürüyüşün ardından bu göle ulaşmış. Hikayesi giderek karmaşıklaşıyordu. Adam Sibiryalı bir köylüydü. Köyü Baykal Gölü'ne yakındı. Cenevre Gölü'nün diğer kıyısını görünce buranın Rusya olduğunu sanmış. Bir kulübeden iki kiriş çalmış ve onları birbirine bağlayıp bir kalası kürek olarak kullanmaya başlamış. Balıkçı onu bulduğunda bu durumdaymış. Hikayesini hevesli bir soruyla bitirdi. Yarın evime ulaşır mıyım? İlk düşünceleri zavallı budala olan izleyiciler soru tercüme edilince bir kahkaha koyu verdi. Ama ikinci düşüncelerinde sempati vardı ve ürkek ve neredeyse ağlamaklı bu adam için para toplandığında herkes cebinden bir miktar para çıkarıp verdi. Ama Montreux'dan kıdemli bir polise telefon edilip belediye çağrıldı. Polis hemen geldi ve hiç sıkıntı yaşamadan hemen resmi bir tutanak tuttu. Adam ismi dışında kendisi hakkında pek bir şey bilmiyordu. Adı Boris'ti ama bir soyadı yoktu. Gölden 50 kilometre uzakta karısı ve 3 çocuğuyla yaşıyordu. Frans serfleri olduklarını söyledi. Adamın kaderiyle ilgili bir tartışma başlamıştı. Aşağı inik omuzları ve bezgin bir ifadeyle adam, münakaşa eden bu insanların arasında bekliyordu. Bir kısmı hemen Bern'deki Rus konsolosluğuna gönderilmesini söylüyordu ama diğerleri adamın yeniden Fransa'ya gönderileceğini söyleyerek buna itiraz ediyordu. Polis memuru adamın nüfus belgesi olmadığı için ona bir mülteci mi yoksa sadece bir yabancı gibi mi davranmalarının çok zor olacağını söyledi. Yerel polis ise yabancıya yemek ve yatacak yer verilmesi gerektiğini belirtti. Bir Fransız heyecanla araya girip bu zavallı kaçağın durumunun yeterince açık olduğunu söyledi. Ya onu işe koyacak ya da sınıra geri göndereceklerdi. İki kadın, başına gelen talihsizlikler yüzünden adamı suçlanmasına karşı çıktı. İnsanları evlerinden ayrı koymanın ve onları yabancı bir ülkeye göndermenin suç olduğunu söylediler. Politik tartışmalar tam kızıştığı anda Danimarkalı yaşlı bir beyefendi aniden kaçak Rus'un bir haftalık masraflarını çekmeye gönüllü olduğunu söyledi. Bu arada yerel yetkililer Rus büyükelçiliği ile iletişime geçebilirdi. Bu beklenmedik öneri Politik tartışmaları bir son verdi ve muhaliflerin farklılıklarını unutmasını sağladı. Tartışmanın ateşi giderek artarken, kaçağın ürkek gözleri bu kalabalığın ortasındaki tek adama, kaderinin ne olduğunu söyleyebilecek olan otel müdürünün dudaklarına kilitlenmişti. Gözlerinden oraya gelişinin yarattığı karmaşayı anlamış gibi görünüyordu. Tartışma son bulduğunda ellerini birleştirip kutsal bir ikonun önünde dua eden kadın gibi yalvaran gözlerle müdürün yüzüne baktı. Onun bu hareketi herkesi duygulandırdı. Otel müdürü ona samimi bir şekilde bakıp içinin rahat olmasını söyledi. Burada bir süre kalmasına izin verilmişti. Kimse ona zarar vermeyecekti ve ihtiyaçları beldenin pansiyonunda karşılanacaktı. Rus müdürün elini öpmek istedi ama müdürü alışkın olmadığı bu şükran şekline izin vermedi. Kaçağı yemek ve yatacak yerinin karşılanacağı pansiyona götürdü. Adama her şeyin yolunda olduğunu tekrar söyledi ve dostça başını sallayıp oradan ayrılıp oteline döndü. Kaçak müdürün arkasından bir süre baktı ve yüzü onu orada anlayabilen tek insanın gidişi yüzünden bulutlandı. Onun bu tuhaf tavrını eğlenceli bir şeymiş gibi izleyen insanların bakışlarını aldırmadan tepenin oradaki otele giden yolda kaybolana kadar müdürü gözleriyle izledi. Oradakilerden biri kaçağın omzuna dostça dokundu ve ona pansiyonun kapısını gösterdi. Kaçak başını eğip geçici ikamet içeri girdi. Barı gösterdiler ve bir masaya oturdu. Hizmetçi kız ona hoş geldin deyip bir bardak içki verdi. Burada yüzünde kederli bir ifadeyle bütün sabahı geçirdi. Çocuklar sürekli ona pencereden bakıp durdu. Güldü ve zaman zaman ona bağırdı ama bütün bunların hiçbirine kulak asmadı. Müşteriler merakla ona bakıyordu. Ama kaçak başını masadan hiç kaldırmadan utangaç ve ürkek gözlerini masadan ayırmadı. Akşam yemeği saatinde oda neşeli, geveze insanlarla doldu ama Rus onları konuşmalarından tek bir kelime anlamıyordu. Yabancıların arasında bir yabancı olduğunu acı bir şekilde biliyordu. Bu canlı kalabalığın içinde sağır ve dilsiz bir adam gibiydi. Elleri öyle çok titriyordu ki çorbasını zorlukla içebildi. Yanağından aşağı bir damla gözyaşı süzüldü ve masanın üzerine düştü. Ürkek gözlerle etrafına bakındı. Diğer konuklar adamın endişesinin farkına varınca Tüm oda birden sessizleşti. Utançtan ölüyordu. Derbeder başı yavaş yavaş siyah ahşap masanın üzerine düştü. Akşama kadar barda kaldı. İnsanlar gelip gitti ama artık ne o insanların farkındaydı ne de insanlar onun. Sobanın gölgesinde elleri masada oturmaya devam etti. Herkes onu unutmuştu. Akşam karanlığında aniden ayağa kalkıp dışarı çıktığında bile kimse gidişini fark etmemişti aptal bir hayvan gibi tepedeki otele ağır ağır yürümeye başladı ve kapısının önünde elinde şapkasıyla mağrur bir şekilde durdu. Kimsenin dikkatini çekmeden bir saat boyunca kapının önünde durdu ama en sonunda otelin ışıklı girişinin önünde kök salmış gibi duran kas katı ve kara bir ağaç gövdesine benzeyen hali bir otel görevlisinin dikkatini çekti ve adam müdürü çağırmaya gitti. Müdürün ilk sözleri Sibiryalı yüzünü bir kez daha aydınlattı. Müdür nazik bir şekilde "Ne istiyorsun Boris?" diye sordu. "Kusura bakmayın efendim," dedi kaçak. "Tek bilmek istediğim şey, acaba evime gidebilecek miyim?" Müdür gülümseyerek "Evet Boris, elbette gideceksin." "Yarın mı?" Müdürün yüzü ciddileşti. "Yarın mı?" sorusuna öyle yalvararak sormuştu ki müdürün gülümsemesi sönüp gitti. "Hayır Boris, henüz değil. Savaş bitene kadar gidemezsin." "Ne zaman peki? Savaş ne zaman biter?" Allah bilir. Kimse bunu bilemez. Tüm bu süre boyunca beklemek zorunda mıyım? Hemen gidemez miyim? Hayır Boris. Evim çok mu uzakta? Evet. Çok mu sürer? Günlerce. Ama oraya yürüyerek gidebilirim. Güçlü bir adamım, hiç yorulmam. Bunu yapamazsın Boris. Eve gitmeden önce geçmen gereken bir başka sınır daha var. Sınır mı? Şaşırmış görünüyordu. Bu kelime onun için bir anlam ifade etmiyordu. Sonra ısrarcı bir şekilde ''Yüzerim o zaman'' dedi. Müdür gülümsemesini zor bastırabildi. Adamın hali çok acıklıydı ve nazik bir şekilde ''Hayır Boris, yüzerek gidemezsin. Sınır demek başka bir ülke demek. Orada yaşayan insanlar sana izin vermez.'' dedi. ''Ama onlara bir zararım olmaz ki. Tüfeğim yok zaten. İsa aşkına geçmeme izin vermeleri için yalvardığımda neden karıma dönmeme izin vermesinler ki?'' Müdürün yüzü daha ciddileşti. Yüreği acıyla dolmuştu. "Hayır," dedi. "Senin geçmene izin vermezler Boris. İsa aşkına bile. İnsanlar artık İsa'nın adını bile anmıyor." "Ne yapacağım o halde? Burada kalamam. Kimse ne dediğimi anlamıyor. Ben de onları anlamıyorum." "Zamanla onları anlamayı öğrenirsin." "Hayır bayım, olmaz." Başını salladı. "Asla öğrenemem. Sadece bir süre kalabilirim. Fazlası değil." Burada ne yaparım ben? Eve gitmek istiyorum. Bana yolu gösterin. Bir yol yok Boris. Ama onlar benim karıma ve çocuklarıma dönmeme engel olamaz. Artık bir asker değilim. Evet Boris, sana engel olabilirler. Peki ya Çar? Belki o bana yardım eder ha? Bu fikir aniden aklına gelmişti. Kaçak ümitle titredi ve Çar kelimesini büyük bir saygıyla söylemişti. Artık Çar yok Boris. Tahttan sürüldü. Çar yok mu? Boş gözlerle müdüre baktı. Son umut ışığı da sönmüş ve gözlerindeki ışıltı yok olmuştu. Çaresizlikle "Demek eve gidemem, öyle mi?" dedi. "Henüz olmaz, beklemek zorundasın Boris. Uzun süre mi bekleyeceğim. Bilmiyorum." Karanlığın içindeki yüzü daha da ümitsiz görünüyordu. "Çok bekledim zaten. Daha fazla nasıl bekleyebilirim? Bana yolu gösterin, şansımı deneyeceğim." "Yol yok Boris. Seni sınırda yakalarlar." Burada kal. Bir çözüm bulmaya çalışacağız. Burada beni anlamıyorlar. Ben de onları anlamıyorum." dedi bitkin bir sesle. "Burada yaşayamam. Bana yardım edin efendim." "Edemem Boris. İsa aşkına bana yardım edin. Yardım edin yoksa tüm ümitlerimi kaybedeceğim." "Sana yardım edemem Boris. İnsanlar artık birbirine yardım etmiyor." İkisi birbirine baka durdu. Boris elindeki şapkayı evirip çeviriyordu. "Neden beni evden uzağa yolladılar?" Rusya ve çar adına savaşmak zorunda olduğumu söylediler. Ama Rusya çok uzak ve çar, çara ne yaptılar demiştiniz? Tahttan sürdüler. Sürüldü mü? Kendi kendine mırıldandı. Ben ne yapacağım peki? Eve gitmem lazım. Çocuklarım ağlıyordur. Burada yaşayamam. Bana yardım edin lütfen. Yapamam Boris. Kimse bana yardım edemez mi? Edemez. Rus kederle başını eğdi. Aniden cılız bir sesle "Teşekkür ederim." dedi. Topuklarının üzerinde döndü ve oradan ayrıldı. Yavaş yavaş tepeden aşağı indi. Müdür kaçak giderken onu izledi ve neden pansiyona girmeyip göle giden basamaklardan aşağı indiğini merak etti. İyi yürekli müdür iç çekerek otele, işinin başına döndü. Tesadüfe bakın ki Sibiryalı kaçağı gölde bulan aynı balıkçı sabahleyin onun ölüsünü de buldu. Çıplaktı ve boğulmuştu. Kaçak ödünç aldığı ceketi ve pantolonu dikkatli bir şekilde katlamış, ödünç aldığı şapka ile birlikte sahile koymuş ve sudan nasıl geldiyse yine çırılçıplak suya girmişti. Kaçak Rus'un adını bilmedikleri için mezarının üzerine isimsiz tahta bir haç çakıldı.